Ben kendi kızlarımı ülkemin üniversitelerinde okutamadım. Ve yurt dışına göndermek zorunda oldum. Yani Amerika'sında, Avrupa'sında, Hristiyan dünyasında başörtüsüyle okuyabiliyor, halkının %99'u Müslüman olan Türkiye'de okuyamıyordu. Ve bununla da kalmadılar. Bununla da kalmadılar. Bir de önümüze katsayı diye bir engel çıkardılar. Katsayı. Ne demek o? Yani üniversiteye girememeleri için ellerinden ne geliyorsa onu yaptılar. Hangi okullara bunu uyguladılar? Meslek liselerine. Tabii orada da dert başkaydı aslında. İmam hatipliler oralara giremesin. Şimdi katsayı da kalktı mı? Kalktı. Meslek liselisi hepsi istediği üniversiteye girebilir mi? Girebilir. Başörtülü olarak okuyabiliyor mu? Okuyabiliyor. Artık kamuda da inşallah başörtülü olarak görev yapmaya başlayacak. Ama rahatsız olanlara dikkat edin. Kimler rahatsız oluyor? Buna dikkat edin. Onun için de bunlara hesabı soracak olan sizsiniz. Nerede? Sandıkta soracaksınız. Sandıkta. Çünkü demokrasi bu. Demokrasinin güzel yanı bu zaten. Sandık halkındır. Milli iradenindir. Ve milli irade sandıkta tecelli eder. Herkes de buna uyar. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyor mecliste, meclis başkanının hemen arkasında. Anıtkabir'de de yazıyor aynı şekilde. Devasa. Onu görüyorlar, okuyorlar ama uyumaya gelince işlerine gelmiyor. Şimdi önümüzde 6 ay sonra yerel seçimler var. 30 tane ilimiz büyük şehir oluyor. 750 bin nüfusun üzerinde 30 şehir. 16 tane şu anda var, 14 daha ilave oluyor. Ve bu büyük şehirler, değerli kardeşlerim, Türkiye'nin %75'ine hitap ediyor. Bu büyük bir değişim. Bunu hep beraber yaşayacağız. İnşallah Kozan ilçemizde Adana'nın bu genişleyen il sınırlarına kadar olan büyük şehriyle inşallah çok daha farklı olacak. 5 yıl sonra bütün altyapısıyla, üst yapısıyla Kozan'ın çok daha değiştiğini göreceksiniz. Kardeşlerim, bu reform paketiyle Türkiye gücüne güç katacak. Emin adımlarla geleceğe doğru ilerleyecek. Biz bu reform paketini de sizlere danışarak, sizlerle konuşarak, sizlerle istişare ederek hazırladık. Nasıl yaptınız bunu Sayın Başbakan? Kamuoyu araştırmalarıyla yaptık. Kamuoyu nasıl refleks veriyor? Bunları gördük. Sizin onay vermediğiniz hiçbir konuda biz onay vermeyiz. Sizin istemediğinizi emin olun biz de istemeyiz. Bu paket 76 milyonun paketidir. Bu reform maddeleri 76 milyonun her bir ferdini memnun edecek, hepsini bir defa yeni haklarla güçlendirecek bir pakettir. Kardeşlerim, bazıları bakıyorum şunu söylüyor. Bu paket ayrımcıdır. Haşa. Bunu nasıl dersiniz? Kardeşlerim, biz kimin ne dediğine değil, milletin ne dediğine bakarız. Milletin bu reformlardan memnun. %60 ile %70 arasında bir memnuniyet görüyor. ensonhaber.com